Çok hafiften bir hani rakamlarda artış var. Örnek söyleyeyim, işte yılbaşından önce 500 bin lira olan bir araba bir gün 530-540 bin civarında satılıyor. Geçen yıl durgun olan otomotiv piyasası yılbaşından itibaren hareketlendi. Hal böyle olunca galerici esnafının da yüzü güldü. Araç sahibi olmak isteyenler her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi galerileri ziyaret etmeye başladı. Uzmanlara göre yılbaşından sonra yaşanan hareketliliğin nedeni sıfır araçlara gelen zamlardan sonra vatandaşların ikinci el araçlara yoğunlaşması. Yılbaşında döviz kuruyla birlikte sıfır araçlardaki hareketlenme 3-4 aydır devam ediyor. Tabii sıfırlara gelen zamlardan dolayı artık insanlar ikinci ele yönelmeye başladı. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla ve havaların da ısınmasıyla birlikte Mart ayı ikinci el araç satışlarını daha da arttırdı. Araç satışları biraz arttı. Araç fiyatlarında da %5 ile 10 arasında bir yükseliş var. Yani Ramazan ayında bence beklediğimizin üstünde iş oldu. Bence bu sene geçen seneden çok farklı bir hareket var geçen seneye göre. Araç satışlarıyla alakalı hem bulunduğumuz mevsim itibariyle ilkbahar başlangıcı ve tabii en önemlisi de bayram. Bayram öncesi bir daha da hareketliliği yaşıyoruz. Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik içinde uzmanlar uyarıyor. Şu anda tam araç alma zamanı. Yani bundan sonraki süreçte tabii bu gelen zamlar ufaktan ufaktan ikinci elde yansımaya başladı. Yani fiyatlarda düşme yaşanmadı bence. Fiyatlar aksine %5-%10 arasında arttı ama araba satışı da arttı. Demek ki alım gücüyle ilgili bir sıkıntı şu anda yok gibi. Bence tam bir fırsat alsınlar diyorum ben. Kimi uzmana göre hareketlilik devam ederken, kimine göre ise durağanlık bayram sonu bitecek kanaatinde. Seçimden kaynaklı biraz durgunluk var. Ama bayramdan sonra açılır zannedersem.